Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2021 sayısında yer alan ve derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Kul Hakkı ve Feragat Ahlakı başlıklı yazıyı sunacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla sohbet ederken, onlara Beni İsrail'in salihlerinden iki kişi arasında cereyan eden şöyle bir vaka nakletmişlerdir. Sizden önce yaşayanlardan bir kişi, bir kimseden akar, gelir getiren mülk satın aldı. Bu akarı satın alan kimse, orada toprağa gömülü bir vaziyette içinde altın bulunan bir küp buldu. Toprağı kendisine satan kimseye gelerek, ''Altınını al, ben senden toprak satın aldım, altını satın almadım.'' deyince arsayı satan kimse, ''Ben sana araziyi, içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım.'' dedi. Kul hakkı ve helal lokma hususunda takva sahibi olan bu iki kişi aralarında anlaşamayınca bir hakime müracaat ettiler. Hakim onları gıpta ve hayranlıkla dinledikten sonra, ''Sizin çocuklarınız var mı?'' dedi. Onlardan biri oğlunun, diğeri de kızının olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim şöyle dedi. ''Oğlunuzla kızınızı evlendirin. Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun.'' Bu hadisi şerifin yüce terbiyesiyle yoğrulan Osmanlı toplumunda da buradaki yüksek ahlakın örnek alınmasının bir bereketi olarak aynı hadisenin bir benzeri daha yaşanmıştır. Rivayet edilir ki Osmanlı'nın muvaffakiyet sebeplerini araştıran papazlar bu muhakemeyi görünce İslam toplumunun kardeşlik ve helal lokma hassasiyeti karşısında hayrete düşmüş ve bu hali muhafaza ettikçe bir toplumun yıkılmayacağını ifade etmişlerdir. Dünya ahiret karşısında bir hiçtir. Esas hayat ahirettir. O sonsuz ecir veya Allah korusun ebedi ceza yurdudur. Dünya ise fanidir, mahduttur. Ahirete iman kalpte ne kadar kuvvetli yerleşirse, mümin dünyada günah ve tamahlardan o derece uzak durmaya muktedir olur. Çünkü mutmain bir kalbe nail olan bir müminin gözünde dünya küçülür, yegane dert ahiret olur. Kıssadaki tarla sahipleri de bu kalp kıvamına sahip salih zatlar olduğu için dünya menfaatine değil ahiret vebaline teksif olmaktadırlar. Halbuki bu kıvama eremeyenler dünya malına tamah ederler. Fani dünyalıklar onlar için çok süslü görünür. O fani dünyalıklar için mümin kardeşleriyle çekişirler, kavga ederler, gönül incitirler, mahkemelere üşüşürler. Maalesef miras sebebiyle birbiriyle mahkemelik olan kardeşlere, küçük anlaşmazlıklar için birbiriyle kavgaya tutuşan ortaklara çokça tesadüf edilmektedir. Ekseriya, hakkımı yedirmem mülahazasıyla hareket edilmekte ve bu yolda suizanlar ve benzeri şeytani ivalarla kardeşlik zedelenmektedir. Halbuki ya kardeşimin, ortağımın hakkına girmiş olursam endişesiyle hareket edilse, bu suizanlar ve çekişmeler ortadan kalkardı. Bu kıssadaki gibi birbirine ikramda bulunma yarışı sergilenirdi. Gaflet ehli zanneder ki, mahkemeyi kazanırsa hak onun olur. Halbuki hakiki hüküm mahkemenin kararıyla alakasız olabilir. Eğer mahkeme rüşvetle, yalancı şahit ve benzeri batıl yollarla hataya düşürülmüşse, dava zahiren kazanılsa dahi haram yenmiş olur. Peygamberimiz buyurur, ''Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınızın hüccet yönüyle diğer bazısından daha ikna edici olması sebebiyle ben, dinlediğime istinaden onun lehine hükmedebilirim. Kimin lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem, bilsin ki onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş olurum.'' Dünyayı gerçek mahiyetiyle görebilenler, onu bir cife, bir çöp ve laşe olarak idrak ederler.
dünya malının ancak ahirete sermaye kılınırsa kıymetli olduğunu fehmederler. Kul hakkı çok mühimdir. Kısadaki kişiler bir kul hakkına girmemek için büyük bir titizlik ve feragat ahlakı sergilemektedir. Hadiseyi menfaat için kendi lehlerine tesir etmemekte, herhangi bir kul hakkına girmemek için daima muhataplarının lehine düşünmeyi tercih etmektedirler. Bu hal salih insanların ahlakıdır. Fahri Kainat Efendimiz vefatından önce müminlere yaptığı son hitabında şöyle buyurdular. Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiretinkinin yanında pek hafif kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu emrini bizzat tatbik etti, şöyle buyurdu. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven, bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevgili olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak, bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim, dedi. Peygamber Efendimiz, doğru söylüyorsundur. Ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver, buyurdu. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Peygamberimiz yine bu helalleşme esnasında mübarek omuzlarını açarak, kime vurduysam gelsin vursun, buyurdu. Bu şekilde bizlere bizzat numune-i intisal oldu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu hassasiyetle yaşadılar. İyas bin Seleme babasından şöyle nakleder. Hazreti Ömer çarşıya uğradı. Elinde bir kamçı vardı. Kamçıyı bana doğru sallayarak, ortada durma, yolu aç, dedi. Kamçı elbisemin ucuna geldi. Ertesi sene tekrar karşılaşınca bana, Seleme, hacca gitmek ister misin, diye sordu. Evet deyince elimden tutup beni evine götürdü. Bana içinde 600 dirhem olan bir kese verdi ve bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım kamçıya karşılıktır, dedi. Ben, ey müminlerin emiri, bahsettiğin kamçı meselesini hatırlayamadım, dedim. O da, ben de hiç unutamadım, dedi. Gönlün incitilmemesi hassasiyetiyle alakalı olarak Bezmi Alem Valide Sultan'ın vakfı da çok calibi dikkattir. Bu vakıf vasıtasıyla hizmetkarların çalıştıkları yerde kırdıkları veya zarar verdikleri eşya tazmin edilmektedir. Böylece müstahdemlerin azarlanıp haysiyetlerinin rencide edilmemesi, diğer taraftan da iş sahiplerinin çalışanlarını azarlayarak kul hakkı vebaline girmemesi sağlanmaktadır. Vicdani derinlik ve nezakette ulaşılan bu ufka, acaba günümüzün materyalist ve menfaatperest insanının hayali bile ulaşabilir mi? Tasavvufun gayelerinden biri, mümine bu manevi derinliği kazandırmaktır. Nitekim, Mahmud Sami Efendi Hazretleri, yüksek tahsilini tamamlayıp, memleketi Adana'ya dönmek arzusundayken, Bayezid Meydanı'nda bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat, Sami Efendi'ye, nereli olduğunu, İstanbul'da neyle meşgul olduğunu sorar. Hazret, yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Bu Allah dostu ona, sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz, der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami dergahına, yani Esat Erbili Hazretleri'nin İrşat Mektebi'ne götürür.
Yolda sohbet ederken o Allah dostu Sami Efendi'ye der ki, ''Evladım, senin bu zahiri tahsilin kâfi değil, sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız irfan mektebinin ilk dersi kimseyi incitmemektir. Son dersi de asla incinmemek.'' Yani Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanarak ne hal olursa olsun hiç kimseye kırılmamak, affedebilme olgunluğunun zirvesine erebilmek. Kalb-i Selim'in üç vasfı da bu hakikati teyit halindedir. Kalb-i Selim'in ilk dersi kimseyi kırmamak, son dersi ise kimseye kırılmamak, yani affedebilmenin terbiyesini elde edebilmek. Dünya ile ahiret menfaatleri karşı karşıya geldiğinde ahireti ve Allah rızasını tercih edebilmektir. Hasılı, bir mümin kul hakkına girmemeye büyük gayret göstermelidir. Ancak girilmişse de helalleşmek çok mühimdir. Hakkına girilen kişi vefat etmişse ve maddi bir hak mevzu bahisse ulaşılabiliyorsa varislerine ödeyerek istiğfar edilmelidir. Varislerine ulaşılamıyorsa hak sahibi adına tasaddukta bulunup bol bol istiğfar etmek lazımdır. Bilhassa da unuttuklarımız ve farkında olmadığımız kusurlarımız sebebiyle Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma duasına çokça devam etmeliyiz. Bir defa vefat eden kişinin geride ödenmemiş borçlar ve haklar bırakması meselesi vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz bir cenaze getirildiğinde bir akrabasını çağırtır ve sorardı. Mevta üzerinde kul hakkı var mı? Borcu var mı? Cenaze namazını ona göre kılardı. Eğer kul hakkı varsa, ödenmezse, helallik olmazsa onun namazını kıldırmazdı. Böylece hakların dünyadayken sahibine tevdi edilmesinin lüzumunu ashabına öğretirdi. Ebu Katade şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazını kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi. Ancak Efendimiz, onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdu. Ben, borç benim üzerime olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Sadakatle mi dedi? Sadakatle dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. Fahri Kainat Efendimiz'in imkanları artınca vefat edenlerin borçlarını bizzat üstlenip ödemeye başladı. Onun müstesna cömertliğini ve şefkatini gösteren şu hadisleri bu hakikati bildirir. Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Dolayısıyla bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Günümüzde de cenazelerde helallik istenmekte ve oradaki cemaat tarafından helallik verilmektedir. Ancak bu tatbikat adet yerini bulsun diye yapılıp bırakılmamalı, vefat edenin borçları ve hakları araştırılmalı, tespit edilip ödenmelidir. Orta Asya'da Resulullah Efendimiz'in tatbikatı üzere hoca efendilerin borçlar ödenmedikçe cenazeyi kaldırmadıklarını öğrenmiştim. Mühimdir. Kul hakkı ahirete kalırsa hesabın nasıl görüleceği hadisi şerifte şöyle bildirilmiştir. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Mahşer günü bir müminin kıymetli yegane varlığı sevaplarıdır. Böyleyken dünyada girdiği kul hakları sebebiyle o sevaplarını kaybetmesi, hatta üstüne başka günahları da yüklenmesi bir kul için
ne feci bir perişanlık ve hüsran olacaktır. Mirasta bir haksızlık yapmak feci bir kul hakkıdır. Öşür ve zekatını ihmal etmek, ciddi ve titiz bir şekilde hesaplamamak, yani hakkıyla vermemek de fukaranın kul hakkıdır. Gıybet de en mühim kul haklarından biridir. Helal lokma hassasiyeti. Kıssadaki samimi müminleri bu şekilde davranmaya sevk eden haram lokma korkusu ve helal lokma hassasiyetidir. Bu hususta Cenab-ı Hakk'ın emri şöyledir. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Bursevi Hazretleri bu ayetteki helal ve tayyip, temiz kelimeleri hakkında şu izahatta bulunur. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Helal, Allah Teala'nın yenmesini mübah kıldığı şeydir. Tayyip ise içinde kul hakkı olduğu şüphesi bulunmayan ve sadece ihtiyaç için kullanılıp nefsani arzuları tatmine alet edilmeyen, lüks ve israfa sarf edilmeyen şeydir. Binaenaleyh her tayyip helaldir fakat her helal tayyip değildir. Bir lokmanın üzerinde göz hakkının kalması da o lokmanın temizliğine halel getirir. Bu sebeple kadim medeniyetimizde yemek satılan ve yenilen yerlerde yiyecekler fukaranın gözü kalmasın diye teşhir edilmez ve bir perdeyle muhafaza edilirdi. Fırınlara pişirilmeye götürülen börek ve benzeri gıdaların üzeri örtülür ve pişiren fırıncıya göz hakkı mutlaka ikram edilirdi. Helal ve temiz lokma kalbi maneviyatla besler. Haram ve şüpheli lokmaysa maneviyatta zehir saçar. Bu hakikati bilenler vücutlarına bir zerre haram ve şüpheli girmesindense ölmeyi tercih ederlerdi. Ebu Bekir Sıddık'ın bir hizmetkarı vardı. Bu hizmetkar kazancının belli bir kısmını ona ikram eder, o da bundan yerdi. Yine bir gün hizmetkar kazandığı bir şeyi getirdi. Hazreti Ebu Bekir de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine hizmetkar, "Her akşam bana kazancımın mahiyetini sorardın, bu akşam sormadın," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Çok açtım, sormayı unuttum. Peki söyle bakalım, nasıl kazandın?" diyerek açıklamasını istedi. Hizmetkar, "Hulaseten, size ikram ettiğim bu yiyecek şüpheliydi. Size söylemeyi unuttum," deyince Hazreti Ebu Bekir derhal parmağını boğazına götürüp bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkardı ve "Yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun," dedi. Kendisine bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi diyenlere de şu cevabı verdi. Canımın çıkacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü Resulullah haramla beslenen vücudun müstehak olduğu yer cehennemdir buyurdular. Hazreti Mevlana der ki, bu seher benden manevi feyiz, tuluat, sunuhat, ilham ve hikmet kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmadan doğar. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Bahaeddin Nakşibend Hazretleri'nin bir talebesi bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan şikayet etti. Hazret talebesine, "Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır," buyurdu. Talebe gidip araştırdığında, yemeği pişirdiği ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını anladı ve hemen tevbe etti. Hızır aleyhisselamın hak dostlarından Abdülhalik Gücdüvani'yi ziyareti esnasında aralarında geçen şu konuşma da pek ibretlidir. Hızır aleyhisselam, Gücdüvani Hazretlerinin ikram ettiği yemekleri yemez ve sofradan kendisini geriye çeker. Abdülhalik Gücdüvani hayretle, "Bunlar helal lokmalardır, niçin yemiyorsunuz?" der. Hızır aleyhisselamsa şu cevabı verir. "Evet,
helal lokmalardır. Lakin pişiren öfke ve gafletle pişirmiştir. Yani yenilen bir yemeğin helal olup olmamasının da ötesinde hangi haleti ruhiye içinde pişirildiğinin dahi bir ehemmiyeti var. Zira insanın hal, hareket, muamelat ve ibadetlerinin ruhaniyetine tesir ediyor. Hayırlı evlatlar ve muttaki nesiller hususunda da helal lokmanın ehemmiyeti vardır. Şu kısa güzel bir misaldir. Bir gece vaktiydi. Hazreti Ömer her zaman yaptığı gibi Medine sokaklarını gezmekteydi ki ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Bir ana kızına, "Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır," demekteydi. Kızsa, "Anacığım, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi?" dedi. Ana kızına çıkıştı. "Kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek?" Kalbi takva ile çarpan kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. "Anacığım, diyelim ki halife görmüyor. Peki Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay ama her şeyi görüp bilen kainatın Halık'ı Allah'tan gizlemek mümkün mü?" dedi. Hazreti Ömer bu kızın cevabını çok takdir etti. Onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, İhsan şuuruna sahip bir nasip bildi ve oğluna gelin olarak aldı. 5. halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz işte bu temiz silsileden doğdu. Bugün evlatların bedeni sıhhatli olsun, zihni açık olsun diye gıdalarına dikkat ediliyor. Vitaminler ve gıda takviyeleri yediriliyor, içiriliyor. Ruhun ve kalbin hayatiyeti içinse onlara helal ve temiz lokma yedirilmesi zaruridir. İslam, egoist, hodgam, bencil insan istemez. Diğer gam, fedakar, cömert ve kardeşlik şuuruna sahip insanı yetiştirir. Kıssadaki şahsiyetler, kul hakkı meselesi dışında da daima kardeşlerini düşünen, onlar için fedakarlık göstermeye hazır olan kamil müminin timsalleridir. Zira hadis-i şerifte buyrulur: "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi içinde istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz." Bu iman kardeşliğiyle dolan bir toplumda bir esnaf komşusunun siftah yapamamasına üzülür, icabında kendi müşterisini komşusuna gönderir. Böyle bir toplum huzur ve muhabbetle doludur, rahmet ve bereketle doludur. Günümüzün kapitalist, maddiyatçı, oportunist, fırsatçı, pragmatist, menfaatperest toplumu maalesef bu kıymet hükümlerinden çok uzaklaşmıştır. Tam tersine toplumdaki fertler birbiriyle yarış halinde gövde gösterisine düşmekte, dünya süsü ve alayişiyle böbürlenme telaşına kapılmaktadır. Böyle bir toplumsa kin, haset ve nefret duygularıyla kasvetli bir cemiyete dönüşmekte, bereket ortadan kaybolmakta, vicdanlar kurumaktadır. Fert ve cemiyet halinde huzur istiyorsak, bunun yegane yolu Kur'an ve sünnetin muhteşem ölçülerini, ahlak-ı hamideyi yaşama gayretindedir. Rabbimiz muvaffak buyursun. Ya Rabbi, bizlere helal ve temiz rızık nasip eyle, haram ve şüphelilerden muhafaza buyur. Kalplerimize kardeşlik duygusunu, cömertlik ve fedakarlığı sevdir. İnayet eyle ya Rabbi. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2021 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kul Hakkı ve Feragat Ahlakı başlıklı yazıyı paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bize ayrılan süreyi bu gecelikte noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.